Oğlum bak, kimse bilmiyor tamam mı benim şey yaptığımı. Yani YouTuber olduğumu, işte PUBG falan oynadığımı. Zaten saç sakal gidince tanınmıyorum. Hani ben kendimi tanıyamıyorum. Yani kaç yıl oldu sakalımı kesmeyeli? En son ne zaman kestim? Herhalde lise sonunda falan kestim. 20 yıl oldu sakalımı kesmeyeli. Ulan bir kişi tanıdı. Bak askerlik şöyle bir şey. Bizde 215 tane bedelli vardı. 4 tane takım var. Her takım ayrı ayrı koğuşlarda kalıyor. Birinci takımın koğuşu, ikinci takımın 4 koğuş var işte. İki katta toplam 4 koğuş var. Askerde eğer ortaya bir laf atarsanız o yayılıyor böyle. Bir anda yani şöyle söyleyeyim. Bir de bir şey mi dedin? Saat 3'e kadar herkes o konuyla haberdar oluyor. O konudan haberdar oluyor ve inanıyorlar. Hani ortaya işte ne bileyim Mito gaymiş diye atıyorsun tamam mı? Saat böyle 2-3 saat içerisinde herkes inanıyor Mito'nun gay olduğunu. Öyle bir yer askeriye. Lan tamam tanımadı kimse falan. Sonra bir tane çocuk tanıdı beni. Allah da kahretme. Şeyde tanıdılar. Yazıhanede giriş kayıt işlemlerini yapıyorduk. İsmimi gördü orada hani. Yoksa yüzümden tanımıyor. İsmimi gördü yazıcı çocuk. Sen Mito musun dedi. Evet dedim. Bizde de orada işte 3-4 tane çocuk vardı. Aa ben de izliyordum. Aa ben de tanıyorum. Abi sen misin bu tipiniz falan diyenler oldu. Abi sonra Allah'ım ya Rabbim. Bak en son gün şey Sancak kıtası var. Sancak kıtasında uzman çavuş. Teğmen. Diğer iki eri bilmiyorum rütbelerini. Orada Teğmen var. Sancak kıtasının komutanı. Son gün Teğmen beni çağırdı. Dedi ki o PUBG'ci çocuk sen misin dedi. 15 dakika sohbet ettik. Ve komutanların en çok söylediği şey ulan siz çok para kazanıyorsunuz değil mi ha? Sürekli bu muhabbet. Ulan ne para kazanıyorsunuz ha? Genelde böyle oluyor. Ya ta o komutana kadar gitmiş ha hep çocuklar bahsediyordu sen miydin o falan dedi böyle yanına çağırıp. Öyle bir yer. Mesela şey var. Son gün şöyle bir şey oldu. Sondan bir önceki gün Perşembe günü. Normalde işte yemin töreni var. Yemin töreni için yürüyüş yapıyorsunuz. İşte orada bir tören oluyor. En son yemin ediyorsun, bitiyor askerlik. O törende yer almayacak ayağında sakatlık olan işte futbolcu falan vardı, hakem falan vardı. Onların ayağında bir sakatlık var, işte kasında bir şey olan var, belinde fıtık olan var. Onlar katılmıyordu, tamam mı? Böyle bir yaklaşık 15-20 kişiydi bu katılmayan kişi sayısı. Törene katılmayanlar da bir gün önceden yemin ediyorlar. Normalde 15-20 kişi olan sayı millet de yürümek istemeyenler de şey yapmış. Benim yok karnım ağrıyor yok benim başım dönüyor deyip katılmadılar törene. Perşembe günü 40 kişi başçavuşun yanına gitmişler işte. Hani yemin ettirsin diye. Pardon üsteğmenin yanına. Üsteğmen de çıldırmış hani 40 kişiye ben yemin ettiremem falan demiş. Ben bu sorumluluğu alamam demiş. Göndermiş bunları. Hani bayağı kızmış falan orada. Nasıl 40 kişi yürüyemiyor falan demiş. Sonra bizim çocuklar da ortaya şey atmış. Eğer bugün işte Perşembe günü yemin ederseniz Cuma değil de Cumartesi günü terhis alıyorsunuz. Hani terhis tezkereyi alıp gidiyorsunuz diye bir rivayet attılar ortaya. Bunları şöyle yapıyorsun bak mesela 4 tane takım var ya bu takımlar böyle bölük bölük bir yerlerde toplanmış oluyor. Mesela bir takımın yanından geçerken şey diyorsun. Ulan duydun mu haberi işte Perşembe günü yemin edenler Cumartesi terhis oluyormuş diyorsun. Bunu dediğin anda bitti. Herkesin haberi oluyor o takımdaki. Bizimkiler de bunu demiş işte. O 40 kişi 15'e düşmüş mesela. Bu kadar yayılıyordu. İşte o biri de tanıyan biri de beni bir söylemiş yandaki takımlara. Çavuşu geliyor, fotoğraf çekiliyor. Başçavuşun çocuğu varmış. Bir gün çağırdılar. Başçavuşun çocuğu var. Nizamiye'de gidip fotoğraf çekilebilir misin dediler. Dedim yok yarın benim ziyaretçim gelecek. O gelsin o gün çekilelim dedim mesela. Sürekli böyle türbeye döndü. Ben uyuyorum falan ya da ben yokum. Böyle koğuşa dönüyorum şey diyorlar. Mito geldi biri seni sordu. Biri geldi seni sordu. Biri geldi seni sordu. Bütün gün ama her gün istisnasız. Hiç beklemiyordum ama. Vallahi hiç beklemiyordum. Oğlum bak komutanlardan fazla selam almışımdır. Biz normalde şeydik. Bu arada Balıkesir de hani böyle güzel diye düşünüyorsanız o kadar da güzel değil. Hani böyle bayağı sıkıntılı arkadaşların toplandığı bir birlik orası. Bir Tugay. 19. motorlu piyade Tugay'ı. Oğlum bir tane adam vardı. Şeyci, kantinci. Boynunun yarısı yok.
Adı neydi? Adını unuttum. Oğlum adamın boynunun yarısı yok lan, pompalıyla sıkmışlar bu arkadan. 5 metre öteden şey pompalıyla sıkmışlar çocuğa. Hala boynunun arkasında saçma vardı. Yani şey diyor, anlatıyor. Diyor İzmir'deyiz, baskına gittik diyor. Ya önce İzmir'i söylemedi. Diyor işte ne oldu falan dedim boyuna. Diyor baskına gittik falan, çatışma çıktı. Arkadan 5 metreden pompalıyla sıktılar dedi. Lan dedim herhalde Adana'da falan yaşıyor bu çocuk. Dedim nerede oldu? İzmir'de dedi. Baskına gitmişler çocuğu. Çocuğun boynuna sıkmışlar. Böyle boynun şey damarının altında hala şey vardı. Pompalının saçmaları vardı, çıkartamamışlar. Öyle arkadaşlar vardı. Torbacısı mı dersin? Sürekli işte bedeller yeni geliyor ya, ortamı bilmiyor falan. Böyle torbacısı geliyor şey yapıyor. İşte biz buraya her türlü malı sokuyoruz diyor. İsterse yani böyle arkadaşlarınız çevreniz varsa diyor, hemen tedarik ederiz diyor, sıkıntı yok diyor. Sürekli bu muhabbetler dönüyor. Çok acayipti ya. Birazcık sıkıntılıydı. Çocukların beyni yanmış gerçi, yapacak bir şey yok. Rütbe soru işareti. Ne rütbesi? Anlattığım çocuk er. Normal. Kantinci. Kantinde yemek dağıtıyor. Adam boynunun yarısı yok, yemek dağıtıyor. Zaten ben ilk gün yemekhaneden yemek yedim. Bak askeriye konusunda hani bu bir kötüleme değil ama Balıkesir'de abi hijyen konusunda hiçbir şey yok. Yani tamam bu kadar yani böyle çok müthiş bir otel, böyle otellerdeki gibi temiz bir ortam beklemiyordum. Temiz bir yatak beklemiyordum ya da temiz çatal bıçak o kadar da beklemiyordum ama Allah'ım ben böyle bir şey görmedim ya. Oğlum ilk gün işte yemekhanede yemek yedim ama nasıl güzeldi. Allah'ım çıldırıyorum. Dedim oğlum böyle dedim her gün böyleyse yemekler, ben kilo alıp giderim buradan dedim. Sonra ikinci günde yedim ama ikinci gün yerken böyle hafiften çevredeki detaylara odaklanmaya başladım. Sonra mesela şey de işte neydi o? Tabildot'ta yemek alıyorsun ya tepside. İşte böyle bölüm bölüm tabildot deniyor ona. Orada yemeği alıyorsun. Hasta mıyım? Onu da anlatacağım ya. Allah kahretsin seni doktor. Puh! İşte çevredeki detaylara odaklanmaya başlıyorsun, tamam mı? Önce baktım çatal bıçak o kadar da temiz değil. Mesela tabildotları üst üste koyuyorlar. Hala ıslak yani. Yani bir su tutup da vermiş gibi sanki. Ulan elimi böyle bir parmak attım, yağ var bildiğin tabildotta. Çatala bıçağa baktım, leş. Allah Allah, lan diyorum nasıl temizlenmez hani, o kadar yemekhaneci var işte, şey var, temizleyeni var, şusu var, busu var. Sonra yemekhanedeki çocukla konuştum. Şey dedi, abi biz bunları yıkıyoruz dedi. Dedim nasıl yıkıyorsunuz? İşte bir su tutuyoruz dedi. Çamaşır şey bulaşık makinesi yok mu dedim. Ya var da dedi, arada. Ve şöyle bir durum mevcut. Şimdi yemeği yedin ya. Şimdi yemeği yedin. Tabildotu üst üste koyuyorsun işte. Tabildottaki işte kalan yemeklerini çöpe döküyorsun orada, böyle bir tane büyük çöp var. Oraya döküyor herkes. Sonra tabildotları da üst üste koyuyor. Sonra çatalını bıçağını da orada bir tane kova var. Kovanın içi su dolu. Herkes çatalını bıçağını kaşığını oraya atıyor, tamam mı? O suyun içine. Sonra benim kafamda şu canlandı. Şimdi orada 215 kişi yemek yiyor ya çatal bıçakla ve o 215 kişinin çatalı bıçağı aynı kovaya atılıyor ya. Ve o çatal bıçağın sadece üstünden bir kere böyle fış diye su geçirip sonra ertesi gün onu bize veriyorlar ya. O 215 kişinin ağzındaki bütün mikropları bir hayal ettim. Ananı avradın ne dedim, ben daha burada yemiyorum. İşte o günden itibaren kantine gitmeye başladım. O ikinci günden itibaren yemekhaneye hiç gitmedim chat. Diyorlar of diyor, Kemal Paşa var diyor, of diyor. Ama bak hayatımda yediğim en güzel kadayıfı orada yedim. O da ilk gündeydi. Oğlum bardak şey su var, sürahi. Sürahin içi kireçlenmiş. Sürahin içine bir bakayım dedim. Allah dedim kahretmesin, keşke bakmasaydım. Sonra üst teğmene ilettik konuyu. İşte üst teğmene ilettik. Sonra dedi ki üst teğmen bulaşık makinesi bozuk dedi. Yaptırılacak dedi. Sonra iki gün sonra bulaşık, yani büyük ihtimalle bozuk değildi diye tahmin ediyorum. O kadar şikayetten sonra bulaşıklar yıkansın denmiş de olabilir. Ya da yıkanması gerekiyordu da oradaki yemekhanedeki askerlerin işgüzarlığı da olabilir. Her neyse bilmiyorum. Ama ikinci günden itibaren yemedim.
Ama sonlara doğru ilk haftanın yani aynı ilk haftandan sonra böyle biraz düzelmeye falan başlamış, temizlemeye başlamışlar. Hani son günlerde artık şey diyordu, hani çatal bıçak makineden çıkmış, daha sıcaktı falan diyorlardı. Ya sıcak su da tutuluyor olabilir, hani o da bir ihtimal, ama yani ne kadar temiz olursa olsun yemedim. O günden itibaren kantinde yedim. Ki şöyleydi. Biz kantine mesela istediğim kantin dedim, gazino bu arada. Gazino denen şey kantin aslında. Bir televizyon var, kantin işte. İki tane içecek satan yer var, bir de yiyecek satan yer var. Biz kantine tek başımıza gidemiyorduk mesela. Taş kontrolü var mı? Yok. Kantine bedava değil. Birlikte gidemiyorduk. Böyle toplanıyorduk işte. Kaç kişi gidecekse diyorlardı ki saat 6 çeyrek gece kantine gidilecek. Şurada toplanın diyorlardı. Toplanıyorduk. Biz uzman çavuş ya da çavuşlardan bir tanesi götürüyordu. Disko'ya gittim yok. Yani çünkü sıkıntı oluyormuş. Oradaki uzun dönemler dediğim gibi birazcık sıkıntılı arkadaşlar vardı. Ondan dolayı daha önceki dönemlerde bayağı tartışmalar, kavgalar çıkmış. Çünkü uzun dönem bam diye önüne geçiyor. Sonra sen de kardeş hayırdır la sana diyorsun. Sonra o da sana gider yapıyor. Orada bir kavga çıkıyor işte. Ama çok da sorun olmuyor. Ya ben yani o kadar çok şeyle konuştum ki uzun dönemle. Hani mesela önüne geçiyor. Nöbetim var gideceğim diyor. Diyorsun kardeşim yok diyorsun. Hani herkes burada sıra bekliyor diyorsun. Tamam diyor, arkaya geçiyor. Hani bir yelteniyor en azından, ama böyle çok böyle gider yapan olmadı. Hatta bir tane ayının teki bizden. Hangi gündü? Çarşamba günü. Son haftanın çarşamba günü. Normalde o günün yarım gün olması lazım. Hani sabah eğitime gidiyoruz. Çok sıcak, ölüyoruz çünkü öğlen sıcağında. Sabah eğitime gidip ben burada çok karmaşık anlatıyorum ya. İlk günden başlayıp düzgünce anlatabilirdim ama çok da umurumda değil. İşte sabah gidiyoruz, serin ya yani serin değil de gölge oluyor en azından. Güneş hala olmuyor. Sabahın 6'sında uyanıyoruz. 8'inde hani 8'de eğitime gidiyorduk toplanıp. Sonra öğleden sonra boş oluyordu. Bir tane ayı, biz normalde öğleden sonra boş diye hepimizi toplayıp kantine götürdüler 215 kişi. Ayının teki gitmiş işte, orada kantinde herkes oturuyor masalarda falan. Yemek yemiş, yemeğinin tabağı da işte masada duruyormuş. Uzun dönemlerden işte gazino sorumlusu da gelmiş, demiş ki o tabağı kaldır, masayı temizle demiş. Bizim o bedelli ayı da şey demiş. Para 15 bin lirayı ben veriyorum. Parasını ben veriyorum. Sen temizleyeceksin demiş. Sonra uzun dönem arkadaşla gitmiş. Hani kavga etmek yerine üst değmene söylemiş. Bizi o gün bir eğittiler. Of. Hayvan herif. Sorduk kim yaptı diye, söylemediler. Söylese zaten orada ağzını sıçardık onun. Hayvan herif ya. Ulan ne olursa olsun söylenir mi öyle bir şey? İşte söylemediler bize. Sonra işte o gün biz normalde kantinde olmalıydık. O gün bizi eğitime götürdüler. Eğitim dediğimde uygun adım yürüyorsun. Ama hep yani o kadar yürüyorsun ki ayaklarımın altı hala ağrıyor. Böyle su toplaması ya da nasır falan hiçbir şey olmadı ayağıma. Pişik mişik hiçbir şey olmadı. Sadece rap 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 yürümekten tavanları çok ağrıyor ayağımın. Hala üstüne bastığım zaman ağrıyor. Bu arada hastalığım da şöyle. Normalde hasta değildim. Gayet güzeldi, tamam mı? Askere giderken C vitamini aldım, bir de multivitamin aldım. Gayet sağlıklı bir şekilde dedim, bunları alırsam orada işte tabii ki böyle düzgün beslenemeyeceğin için bazı takviyeler alman gerekiyor. Dedim C vitamini, multivitamin alırsam dedim ben buradan sapasağlam çıkarım dedim. Öyle de oluyordu tam. İkinci hafta falan, ikinci haftanın sonunda hiçbir şey yoktu. Ulan pazartesi günü bak yanımda doktor uyuyor. Bak yan ranzamda doktor var. Sağ tarafımda acil doktoru. Sol tarafımda da çene cerrahı var. İki tane doktorun arasındayım. Yani en son hasta olacak kişiyim ya. Olmamam lazım. Teknik olarak mümkün değil. Herkes sapasağlam. Abi son haftanın işte pazar günü. Abi benim yanımdaki doktor hasta oldu. Acil doktoru. Ulan orada 50 kaç 200 kişi var. Gitti tek doktor hasta oldu. Lan doktorsun sen ya. Kendi söküğünü mü dikemiyorsun? Gitti doktor hasta oldu. Yanımda öksür öksür yüzüme. Ben alt ranzada yatıyordum. O sağ üst ranzamda yatıyordu. Gece böyle yastıktan kafası düşüyor. Tam namluyu bana doğrultuyor. Tamam mı böyle? Tam ağzını bana doğrultuyor.
Yapa yapa. Allah kahretmesin, beni de hasta etti. Bayağı küfür ettim doktora. Dedim yayında da senden Hicaz'la bahsedeceğim sevgili doktor dedim. Barış buradan gerçekten gelmişin geçmişini sevgilerle selamlıyorum. Her neyse hasta oldum son hafta. Allah'tan son haftanın başında hasta oldum. Revere gittim işte. Soğuk ilacı, algınlığı ilacı verdi. Bir de fıs fıs verdi. Şu an çok daha iyiyim. Yani çok hasta değilim şu an. İyileştim gibi bir şey. Sadece burnum tıkalı birazcık. O da fış fış yapıyorum geçiyor. Ulan tek bir tane doktor vardı. O da gitti hasta oldu yanımda ya. Ve sonra bizim o... işte kaç tane vardı? 1, 2... 8 ranza falan vardı. Toplam 16 kişi. Yaklaşık bir 7-8 tanesi hasta oldu bizim tarafın. Allah'tan diğer tarafa sekmedi. Ben de havlu koydum doktorlar ama hasta olmuştum artık. Çok geçti. Püh, doktor gibi. Şerefsiz. Kaçta kaç vurdun onu söyle. İşte beklenen şey. Size üste kaç vurmuşumdur? G3 ile 3 mermi sıktık chat. Sizce 3'te kaç? Abi kağıt buydu. 3'te kaç yaptım biliyor musunuz? 3'te 6 yaptım. Abi yanımdaki çocuk da yanımdaki çocuk da benim kağıdıma sıkmış sağ olsun. Eksik olmasın. Abi 3 tane mermi sıktım. Şimdi bak şey, en çok beklediğim gün hani G3'te ateş edeceğim oğlum. Hayatımda hiç ateş etmemişim. İlk defa ateş edeceğim, böyle heyecanlıyım. Sizin en çok sorduğunuz, merak ettiğiniz oydu zaten. Ulan ateş edeceğiz işte, böyle herkeste bir heyecan falan. Bende pek heyecan yoktu. İşte gittik atış alanına böyle. Böyle silahlı mermiler geldi, böyle eşek kadar 7.62 mermiler. Silahları verdiler bize işte, böyle kurma kolunu falan çekip bırakıyoruz çat diye. İşte atış alanına gittik. Sonra... İlk yani normalde biz eğitim alanımızla atış alanı birbirine böyle bir 200 metre 300 metre falan galiba. Böyle arada silah atıyorlar, tamam mı, oradan böyle sesler geliyor ama manyak güzel sesler geliyor. Harika sesler geliyor. Benim de canım çekiyor böyle, sürekli atasım geliyor. Ama nasıl ses geliyor? Bam bam patlıyor, uzağa da böyle yankılı geliyor ya. Ulan diyorum biz ateş ederken herhalde sağır olacağız. İşte gittik oraya. Sıkıyorlar falan, gayet böyle iyi gidiyor. Hani pat pat yanında sıkıldığı zaman yankılı gelmiyor ya, böyle tok bir ses geliyor, güzeldi. Her neyse işte bize sıra geldi. Kağıtları verdiler tam olarak bu kağıttan. Tam bu değil de işte şu. Aslında şu kağıt. Amacın gez göz arpacıkta arpacığını şuraya sokup şurayı tam olarak bir kare haline getirmek. Simsiyah bir kare haline getirmek. G3'te böyle bak, şurada şurası ayar. Dur bir burnumu sileyim. İşte buraya bak, buraya işte yanağını yaslıyorsun. Göz gez arpacık yapıyorsun. Şuranın şurası böyle 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Mesafeye göre. Bu SLR değil, bu G3 değil mi lan? G3 ya. Bakayım, G3 lan bu. Lan SLR değil bu, G3. SLR'a benziyor mu? Her neyse burayı ayarlıyorsun işte, biz 2 numarada ateş ettik. Orada delikler var böyle, mesafeye göre o deliğini küçültüyor ya da büyütüyorsun. Hani biz de silahın şeyini arttırıyoruz ya, onun gibi bir şey skoptaki. Her neyse işte 2'ye aldık böyle, yattım tam mı yere, böyle silahınızı şu omuzunuzda bir tane çukur var. Omuzunuzla tam göğsünüzün arasında böyle bir tane çukur var ya, silahı oraya yaslıyorsun tam şuraya. Daha doğrusu şuraya. Tam şuraya yaslıyorsun. Böyle yanağını şuraya dayıyorsun. Ama böyle oturtman lazım oraya. Eğer şu dipçiğiyle omuzun arasında birazcık bile boşluk bırakırsan, silah teptiği zaman o aradaki boşluktan dolayı ivmelenip tak diye vuruyor omzuna. Ben yerleştirdim falan işte böyle küt diye oturttum oraya. Buraya yasladım yanağımı. İşte böyle tetiği yavaşça düşürüyorsun. Hani böyle bam diye sıkmıyorsun bir anda. Böyle yavaş 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 çekiyorsun. Hani gittiğini anlamayacaksın bile o merminin. Zaten önce bize şey yapıyorlar. Nerede o? Yatan bir adam var mı? Heh şu. Böyle yatıyorsun.
Aynı bak bu pozisyon. Aynı bu pozisyonda yatıyorsun. Şuraya bir tane bozuk para koyuyorlar. Tam şu arpacığın üstüne. Tam şuraya. Silah boş tabii ki. Şu mermiyi çekiyorsun. Tık ediyor ya. O tık ettiğinde şuradaki paranın düşmemesi lazım. Tek tık düşürme. Evet. Buradaki parayı düşürmemen gerekiyor. Ben de kıpırdamadı. Hatta komutan sordu. Dedi ki sen ateş ettin mi dedi. Dedim ettim komutanım. Ya bağırdım. Sonra bir daha çektirdi işte. Bir daha sıktırdı falan. Sonra işte ertesi gündü bu atış. Gittik abi. Ulan astık şeyleri, kağıtları. Yattım işte böyle bekliyorum, tamam mı? Şeyi bekliyordum aslında normalde ben. Sağında solun kaç kişi? 8 kişi. Yok pardon, 9 kişi. Gerçi kaç kişinin olduğunu bir önemi yok. Böyle 8-9 kişi yan yana diziliyorsun. Şurada taş var. Şurada böyle tuğla. Arasında bir boşluk var. O boşluktan silahını sokuyorsun ki bir tanesi "Aa komutanım bu silah çalışmıyor" deyip döndürüp de sıkmasın diye birini. Şu iki tarafında taş var. Yani geri çekip silahını öyle döndürmen gerekiyor. Ona da zaten döndürene kadar komutan sokar bir tarafına o silahı. Her neyse. Normalde mazgalla yapılıyormuş da bizde taş vardı işte. Her neyse. Önemli bir detay değildi. Yine de söylemek istedim. İşte soktum oradan silahı falan. Yattım böyle, sağımdaki solumdakilerin sıkmasını bekliyorum. Çünkü senin silahından çok sağından solundan sıkan adamların silah sesleri çok gümbür gümbür geliyor. Hani dikkatimi dağıtmasın, hani silahımı böyle kaydırmayayım diye. Onlar sıksın ki ben de sıkayım dedim. Abi bir koyuyor biri. Mesela ben 5. sırada mıydım? Neydim? Abi 1. sıradan adam sıkıyor. Aramızda var bir 10-15 metre. Adamın kovanı bir fırlıyor, ta benim yanıma düşüyor tak diye. O manyaktı. Allah'tan koluma moluma düşmedi. Yakar çünkü. Abi yattım. Dayadım. Bekledim. Yanımdaki sıktı. Sağımdaki sıktı. Solumdaki sıktı. Böyle çektim. Bam diye vurdum bir tane. Tabii görmüyorsun. Şuraya soktum şu araya. Şu araya soktum gez göz arpacık yapıp. Salladım bir tane. Sonra kulaklar gitti birazcık. Sıkınca silah. Ama hiç tepmedi silah. Sıfır. Eğer şurayı bak, bu adam zaten sokmuş. Hatta bu delmiş burayı. Ne yapmış oğlum bu? Şuraya iyi yaslarsanız, şu iki tarafı da iyi yaslarsanız silah tepmiyor. Gerçi biz tek tek attığımız için otomatikte tarasak ölürdüm büyük ihtimalle. Tepmedi hiç silah. Onun güveniyle sonra bir daha durdum, bir daha koydum. Sonra durdum. Herkesinki bitti. Bekledim, bir daha koydum. Şimdi uzaktan bir kafamı kaldırdım. Önce işte kovanın şuraya kolu çekiyorsun. Şuraya bakıyorsun işte mermi kaldı mı diye falan. Sonra tetik düşürüyorsun. Boş diye bağırıyorsun. İşte baktım şöyle kafayı kaldırdım. Baktım kağıtta delik var. Ya yani çok uzakta ama delik olduğunu görüyorum. Lan diyorum Allah'tan kaçırmamışız. Kağıdı vurmuşuz en azından. Ulan kağıda mı gittim? Bak kağıdın. Gösteriyorum nerelerinde delik var. Bir heyecanla gidiyorum. Ulan dedim anasını avradını neler yaptım öyle dedim. Abi kağıdın. Şurasında. Renkli yapacağım. Burada delik var. Burada delik var. Burada delik var abi. Tek bir delik var burada. Tek bir tane delik var. Ama işin enteresan tarafı şurada bir de burada. 3 tane daha mermi var. Normalde önemli olan bu siyahı vurmak değil bu arada. Şu alan var ya, şu alan. Normalde bunu vurmak önemli değil. Önemli olan istersen şurasından vur kağıdı. Bak burasından vur. Bak şurada zaten sıfırlama şeyleri yazıyor. Değerleri yazıyor. Önemli olan 3 tane merminin ne kadar birbirine yakın gittiği. Bak mesela şu 2 vuruş iyi. Hatta bu birazcık daha şuradaydı. Şuradaydı bu. Bu yok. Burada bir de bu var. Genelde zaten şey oluyor. Hani bak şu mesela nefes kontrolünden kaynaklanıyor. Bir tane derin nefes alıyorsun. Veriyorsun. Sonra bir tane daha derin nefes alıyorsun. Sonra verip yarısında bırakıyorsun böyle. Yapıp böyle yarısında duruyorsun artık. Nefes almayı kesiyorsun. Vermeyi de kesiyorsun. Şu ikisi full nefes kontrolüyle yapılmış atış. Bu nefes kontrolü yapılmadan. Ama bu bambaşka bir olay. Hani şöyle bir ihtimal var.
Büyük ihtimalle bu üç mermi yatan kişi aynı kişi. Ya yanımdaki ya ben. Ya da mesela şuradan bunu da mesela bunu ben şu ikisini yanımdaki de vurmuş olabilir. Ama büyük ihtimalle şu üç mermiyi atan aynı kişi. Ulan zaten 18 gün askerlik yaptım. En büyük olay ateş etmek. Neyi anlatacağım başka? Kantine gittik, televizyon izledik. Onu mu anlatayım? Güzeldi ama. Ateş et... Abi çok iyi ya. G3 ile ateş etme olayı var ya. Of. Müthiş bir şey.